Evet, Alparslan Kuytul, Furkan gönüllülerinin lideri, yine uyduruk bir gerekçeyle sabaha karşı evine baskın yapılarak tutuklandı ve Adana'dan alınıp ta Ağrı Patmos cezaevine götürüldü. Ya el insaf, yani ailesini niye cezalandırıyorsun? Ailesi Adana'da. Ne gerek var? Adana'da cezaevinde yer mi yok? Hayır, zulüm olsun. Adana'dan alıp Ağrı Patmos 1000 kilometre ilerideki bir cezaevine götürüyorlar. Yani zulmün dik alası. Başka bir şey değil. Neden? İktidara boyun eğmediği için. İktidarın zulümlerini söylediği için. Zulüm Adalet ve Kalkınma Partisi değil, Zulüm ve Kötülük Partisi. Zulümle Kalkınanlar Partisi olduğu için, bunu söylediği için. Bütün bunlar bu tür itirazları gündeme getirip iktidara eleştirdiği için Alparslan Kuytul'a yapılan cezalandırmalar. Bunlar zulümdür. Bakın biz burada hiçbir ayrım yapmıyoruz. Osman Kavala ve arkadaşlarına yapılan da hukuksuzluktur. Alparslan Kuytul ve arkadaşlarına yapılan da hukuksuzluktur. Yüz binlerce KHK'lıya yapılanlar da hukuksuzluktur. Milyonlarca Kürt'e kimlik hakları gasp edilerek yapılanlar da zulümdür. Bir insan hakları savunucusu olarak zulümler arasında ayrım yapmıyorum, yapmadım ve yapmayacağım da hiçbir zaman. Bunu bütüncül bir şekilde göremezsek zalimlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.